Herkese selam, herkese merhabalar. Arabada yoklamada bugün özel bir misafirimiz var. Yani özellik müzik tarzından ötürü ve yaşadıklarından ötürü aslında. Birazdan muhabbet başlıyor. Yaşa, var ol. Keyifli bir sohbet yapacağız. Karsu kim diyenler vardır mutlaka, çünkü çok yeni bir isim de değil aslına bakarsanız, ama farklı bir tarz. Bu tarzı, yani aslında cazı ve yaptığı müziği konuşacağız onunla beraber. Kendisi orada. Bakalım neler olacak. Karsu, hoş geldin. Gel. Nasılsınız? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? İyiyim. Ay, merhaba. Şimdi Türkçe nasıl Türkçe? İyi, süper. İyi, artık iyi değil mi? Aynen öyle. Derse gidiyoruz artık. De, öyle mi? Yok ama yani Türkçe telaffuz müzik derslerine. Anladım. Anladım, okey. Tamam. Çok keyifli işler yaptın bu zamana kadar. Yaşını sorabilir miyim? Hani 29. Kadın, 29 oldu. Geçen sene evet. 28'di. Tamam, peki. Evet. Siz 90 doğumlusun. Aynen. Ay maşallah. Şimdi şeyleri biliyorum ben, böyle çeşitli ve zor kelimeler öğreniyordun geçen sene zannediyorum. Evet. Hala devam ediyor mu o kelimeler? Devam ediyor. Vallahi evet. Mı? Peki en son öğrendiğin ne oldu? Bir dakika düşünmem lazım. Yeni kalktım. neydi ya? Ha, ben şeyi çok enteresan buldum. Dün şey farkına vardım. Tabii. İki i ile yazılıyormuş. Tabii i. Niye? Cami de öyle. Cami. Öyle mi? Evet. Niye? Bu da iki i ile. Bilmem, öyle Türk Dil Kurumu'na sormak lazım aslında. Tabii iyi. Tabii. Ama okay. Tabii o aslında düştü bir tanesi gibime geliyor benim. Hani bir tanesi düştü evet. Gibime geliyor. Çünkü tabii onu kimse uygulamıyor. Anladım. Artık. Şeyi de çok seviyorum. Muvaffakatname. Muvaffakatname'yi çok seviyorsun. Evet. Muvaffakatname. Ben şunları kapattım. Evet. Tamam. Çok öğrendim de prova yaptım onu çıkıyor. E tabii muvaffakatnameler imzalandı efendim. Söz evet. Müzik kendisine ait sektörler. Yani. Peki. Dördüncü albüm aslında. Evet. Ama biz seni neden şimdi fark ediyoruz? Benim... Yani sektördeki popüler radyolardan bahsediyorum. Oh, bilmiyorum. Ben böyle diyeyim. Müzik bak şimdi... tarzından evet. Ötürü olabilir mi? Yani caz yapıyorsun. Evet, herkes cazda hemen böyle bence çok şey yapmaz böyle dinleyeyim bir açım falan evet. Çünkü çok çok çeşit caz var ve ben de her caz dinlemiyorum evet. Ama beni böyle çok arayan bulan beni takip ediyor. Hı-hı. Ve benim takipçilerim çok çok değerli herhalde insan yani. Ama de konserlerime de geliyorlar. Yani şeyi çok enteresan benim için. Her zaman konserimiz full. O peki, çok güzel bir çok şey. Çok güzel bir şey çünkü çok özelliklisin, tamam mı? Yani evet. Özel şarkılarda yapıyorsun. Ben şimdi seninle ilgili birçok şey araştırdım. Evet. Hem biyografini okudum. Hem efendime söyleyeyim yaptığın daha evvelki programlara baktım. Hatta pazar günü gazetede Cengiz Semercioğlu'yla olan röportajı. Hı hı. Mesela çok detaylı bir röportaj mıydı? Sayfaya sığdırabilmek adına belki o kadardı. Ama hı hı. Sen çok daha fazlasın o röportajda. Çok hikayem var. Çok konuşurum. Çok anlatırım. Biz 5 saat bu arabada otursak 5 saatini doldururuz. O kadar olmasın. O kadar olmasın ama böyle yüzeysel ama her konuya... Neysel? Yüzeysel. Ne demek? Güzel. Yüzey var ya, buranın yüzeyi. Bunun üstünden gidiyorsun. Yani aa, anladım. Okey. Okay, yani dokuna dokuna. Evet. Evet. Okey. Yüzeysel. Yedi kelime. Yine? Yani. Güzel. Ben de ne kelime öğretirim diye düşünüyorum. Okey. Yüzeysel. Okey. Şimdi yüzeysel giderek ama her şeye dokunarak, yani işte 6 yaşından bu tarafa gelerek belki. 2 yaşında gidiyorsun. Yurt dışına. Doğru mu? Yo, özür dilerim. Pardon, çok özür dilerim. Ahmet Ertegün'ü de karıştırdım. Okey. Tamam. Sen yurt dışında doğdun. Evet. Nerede doğdun? Amsterdam'da doğdum. Amsterdam'da, Hollanda'da doğdun. Peki Amerika'da eğitim gördün. İlk hı-hı. Dilin İngilizce diyorsun. Hı-hı. Üçüncü dilim Türkçe diyorsun. Hı-hı. Hala Türkçeyi öğreniyorsun. Hı-hı. Ve bunu çok güzel anlatıyorsun. Evet yani. Ama hikayeyi mi anlatıyorum? Evet, hikayeyi anlatın lütfen. Yani böyle diyeyim, insan yani
Tabii ki tiyatro yapıyorum. Müzikle tiyatro. Evet. Ama gerçek hayat, yani yaşadığım hayatımı anlatıyorum sadece. Ben çok mesela mesela Cem Yılmaz'dan çok ilham alırım. Çünkü o normal hayat öyle güzel anlatır ki farkına varıyorsun. Aa, bende de öyle. İşte ben de kendi hayatımda normal kendime göre anlatıyorum. Aha. İnsanlar yani seviyorlar herhalde. Bilmiyorum. Bu aksanı bozma. Hani eğitim alıyorum diyorsun ya. Müziğe yönelik alıyorsun sen gerçi. Evet. Türkçeyi. Türkçe... Çok düzgün konuşmak için değil. Yok, yani zaman yok. Onun dersine zamanım yok. Ona gitmiştim bari ama artık böyle öyle yoğunum ki şu anda, yani bu yıllar, bu aylar. O kadar yoğun ki sosyal medyada yorumlara da okuyamıyor, değil mi? Yani yorumlara falan da bakamıyorsun, okuyamıyorsun. 3-4 kişi bakıyor sosyal medyamıza. Ha, sen başkaları bizim bakıyor, sen bakamıyorsun var. Ama. Tabii ki. Ekibimiz var, evet. Ama dedim ki yani bu 4. albümde çok düzgün Türkçe konuşmam lazım. Çok sevdiğim Elif Nun öğretmenime, hocama derler Türkiye'de, hocam. Şan hocası. Evet, ama Türk telaffuz Şan hocası, profesörü. Ondan baya ders aldık. Elif'e selam. Yes. Ve çok enteresandı. Yani Türkiye'de mesela 3 tane var. Tabii kapalı. Aynen öyle. Ay, doğru. Ne kapalı, açık kapalı, anlamıyorum. Açık, halen anlamıyorum onu. Ve A var. A şeyi var. Böyle ne diyorlar? Böyle. Mesela Cenk derler bana. Cenk. Bir E'yi açar böyle. Bir Cenk. De Cenk'tir. Cenk. Yani, evet, yani aslında Cenk'tir yani. İstanbul'da Cenk derler. Okay. Güzel. Ben şeyi çok inanılmaz komik buldum. Böyle benim ismim şeymiş. Karsu, evet. Karsu. Hatay'da bir ilçe değil mi? Köy. Mezra, köy. Evet, köy. Okay. Ama Hollanda'da mesela ben kendisimi Karsu derim. Karsu. Yani. Tabii aksanı orada oturtuyorsun. Ya, aynen. Yani onu ciddi almak istedim çünkü albümde yani 6 şarkı Türkçe ve sözleri de bana ve arkadaşıma ait. O arkadaşın da Türk Dünzo. Değil, değil mi? Türk mü? Türkçe biliyor. Türkçe biliyor ama Türk değil, değil mi? Bak şimdi. Ortada bırakalım onu. Tamam. Evet, yok fark etmez. Ama biz baya uğraştık Türkçe söz yazmak için. Çünkü ben ne dediklerimi... Çok özür diliyorum. Ha. Arkadaşlar çok uğraştılar sözleri yazmak için. Çin'e gittiler. Hı-hı. Ondan sonra Endonezya'ya gittiler Türkçe sözleri yazmak için. Evet. Ondan sonra başka... Müziği Datça'da yaptık. Fuat Sakan'ın stüdyosunda. İşin vardı Türkçe'yi ya da ilham almak için Endonezya'da? Çin'de işte o atıyorum. O sakinlik, çünkü orada şimdi, yani şimdi eve gitsem çamaşır, bulaşık, ne bileyim uğraşacağım, yani zamanım yok. Yani kaçtın oralara. Kaçtım çünkü şeylere gittik biz. Ne diyorlar, pirinç tavlalar mı, pilav tavlalar evet, mı? Evet ya, Çin'de herhalde pirinç tavla. Evet, o Bali adasında da var. Evet. Böyle bir ev kiraladık. Sessiz böyle bazen yüzme havuzun içinde. Sakarya'ya gidip Sakarya'da da bulabilirdin onları. Pirinç tarlaları falan var normalde. Öyle mi? Tabii. Tamam. 5. albüm orada yapacağım tamam. O zaman. Sakarya. öyle yani çok sakin kafayla ama baya tartışık bazen çünkü ben mesela bunu yapmak istiyorum ama kafiye mi diyorlar? Kafiyede evet. Biraz olması lazım. Tartışıyoruz. O bana şey yapıyor, sen 30 yaşına geldin hala mı Türkçe bilmiyorum, ben üzülüyorum, ağlıyorum, ona bağırıyorum, o bana bağırıyor, o kelime olmaz, ben ona bağırayım, olacak. Endonezya'da bunları mı yaşadın? Evet. Dönecek. Ama yani ama şey böyle, ben de tabii ki %100 iyi söz, iyi müzik istiyorum ama bazen böyle aman yeter lan, böyle bıktım artık. Böyle 5 dakika sinirlenirim, haydi yine otur kalem falan haydi. Böyle. Çok iyi. Ya. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. İlk şarkını da verdin bu albümden. Sana ne? Ve burada bir isyan da var. Evet. Yani nasıl diyeyim? Neye isyanın ne ya, onu soralım. Ha güzel, bir konteksten anladım ama isyan. Birçok şeye itiraz etmek. Aa, ve anladım. Onların evet, yanlış olduğunu. Konteksten anlamıştım. Okay. Tamam, doğru o zaman. Ya şey, şimdi biz mesela bu bu yıllarda yani bu internet üzerinden
Türkiye'de bir acayip bir sosyal baskı var. Hı-hı. Onu hissediyorum. Çünkü ben de Türk'üm, Hollanda'da ve Türklerle yaşıyoruz falan. Evet. İşte ne bileyim, okulu bitir, iyi iş bul, evlen, çocuk yap. İkinci çocuk ne zaman? Kilo aldın, kilo verdin. Yeterin artık. Ve artık internet üzerinden herkes birbirine eleştiri yapıyor. Ya da... ve sormadan negatif. Ve üçüncü şey, herkes de perfect. Perfect üçüncüsü ne? Üst düzey. Evet. Okay. Üst düzey olmak istiyor. Ondan daha iyi olmak istiyor. Ah, oraya gitmem lazım. Bu filler, bu filter, bu şey. Yani mümkün değil. Yani ona karşı biraz eleştiri. Evet. Yeah. Ve ben buradayım, doğalım. Yeah. Yürüyün gidin diyorsun. Evet. Aslında. Ya yani böyle ayıp demem de. Yok, bir şey diyor. Okay. Yürüyün de. Peki. Piyanoyla çok erken yaşlarda tanışıyorsun. Babanın restoranı. Oralarda. Geçmişten gelelim şimdi istiyorum. Tamam. Bu albümle ilgili yine konuşuruz. Tamam. Ve orada seni keşfediyorlar. 12 yaşında. Kim keşfediyordu? Çünkü sana bir belgesel yapılıyor. Sen 22 yaşındasın ve belgeselin var arkadaş. Evet, tuhaf değil mi? Ama böyle şey yok. Mesela çok işte diyor, aa, nereden başladı kariyer? Kim seni keşfetti? Öyle bir şey yok aslen. Çünkü çok küçük küçük şeyler oldu. Yani genç yaşta, 17 yaşında plak şirketle babam restoranına gelirlerdi. Ne bileyim, Sony Music, Universal Music. Senin Music. İçin. Aha. Çok genç zaman, imza yapamadım daha. Ve babam dedi ya, Günce bir liseyi bitir. Evet. Ondan sonra tabii ki o belgesel rejisörü beni keşfetti. Amerikan büyükelçi beni bir burs verdi Amerika'da. Yani hep küçük küçük şeyler vardı. Yavaş yavaş televizyona çıkmaya başladım Hollanda'da. Ama bunlar hep senin orada şarkı söylemen ve piyano çalmanla gelen, evet, şeyler. Evet, restoranda. Restoranda. Evet, evet. Etkiye bakar mısınız? Restoran da güzel iş yapıyormuş ama bu arada. Evet. Güzel. <Ya. gülüyor> Buradan bunu da çıkartıyoruz yani. Evet, okey. Sonra o belgesel birçok ülkede yayınlandı. Bir evet, 22 ülkede. 22 ülkede, Türkiye'de de tabii ki. Yayınlandı Türkiye'de, Türkiye'de olacaktı. En son işte gezi olaylarından çok gaz girmişti sinemaya. İptal oldu maalesef. Ama bir kere yaparlar bir kere ya. Yapsınlar ya. Niye yapılmadı? Baksana, dünyada 22 ülkede yayınlanıyor belgeseli. Türkiye'de yayınlanmıyor. Ya yayınlanamıyor gezi olaylarından, evet, ötürü. Aslında yayınlanacaktı. Tamam, hakkını yemeyelim ama yayınlanması da gerekmiyor mu belki de bu sıralar? Ama çok tuhaf buluyorum böyle insanlar şimdi. Tabii ki ben böyle diyeyim. Benim için... Biz onlardan ulaşabiliriz. Nerede izleyebiliriz? YouTube'da var mı? Ya, bilmiyorum. Bir sorarım birazdan vereceğim. Sen bilmiyorsan yani. Yok yani... Menajerim bilecektir tabii. Evet, ona sorayım. Ama yoktur diye de düşünüyorum. Bilmiyorsan yoktur diye düşünüyorum. Olabilir, evet. Hiç araştırmadım. Evet. Açıkçası. Okay. Yok ama ben Karsu diye baktığımda bir sürü videoya baktım bugün seninle ilgili. Öyle bir belgesele denk gelmedim. Hala gösterime girebilecek şansı olduğu için belki de yayınlamamışlardır YouTube'da. Hı hı. Yaptığın müzik mesela Esmer'in biçim biçim. Anlatsana ne okay. Oldu? Çok değişik yani. Ya böyle ben yıllarca onu ben yıllarca önce o şarkıyı çok seviyordum zaten. Ama arkadaşlar diyordu ki ya işte yok işte düğün müzik sana yakıştırmam. Ben öyle çok şey sevmem, sana yakıştırmam. Ne alaka, ben ne söylemek istediğimi söylerim. Yani bile ne derler... Arabesk bile olsa arabesk, yapmak yani fark tamam. Etmez benim için müzik sınırları yok, tamam, janrlar var işte, farklı tarzlar ama ben yani özgürlük bende, yani bütün plak şirketi de benim yani, evet, en sonunda. Evet. Ve ondan sonra işte bir marka söyleyeyim mi bilmiyorum, söyleyeyim. Söyle. Yani işte tamam. Beni arayınca dediler ya işte senden müzik prodüksiyonu istiyoruz. Bu arada ben de reklam müzik prodüksiyonları yapıyorum. Film müzik de yapıyorum. Aranje de yapıyorsun sen. Ve aslında mesleğim de o yani. Piyanist ve aranje etmek. Ve Esmer'in biçim dediklerine hemen evet dedim falan. Böyle hemen yaparım. Ondan sonra şeyi de beğendiler. İşte çok böyle
kalın uzun saçın var, sen de oyna falan, okey dedim. Ama müzik prodüksiyon çok enteresan. Yani böyle konserlerdeyim, konserle müzik çalınca otomatik pilot da artıktayım böyle. Evet. Diyorum esmerim için nasıl yapacağım, böyle başlayacağım, şöyle başlayacağım. Ha, konserde bile onu düşünüyorsun. Yani evet, evet çünkü acayip çok seviyorum. Yani müzik yapmayı çok seviyorum. Evet. Yani. Arkadaşlar çok farklı bir yorum. Aslına bakarsanız öyle hani bildiğiniz esmerim biçim biçim değil yani. Vay işte bu. Ama bu değil. Yani çünkü orada bir caz giriyor değil mi devreye? Ya esmerim biçim biçim ölürüm esmerim için. Evet. Çok güzel. Bunu lütfen izleyin. Sayfasında var. Bu müziği sevmek gerekiyor aslında. Bu müzikle ilgilenmek gerekiyor mı? Halk tarafından. Aa, okay, anladım. Çünkü Türkiye'ye çok uzak caz. Baktığın ama zaman artık halka. Mesela ama 4. albüm caz mı onu bilemedim işte. İşte tamamını ben şimdi albüm yeni geldi diyeceğim ama albümü sen getiriyorsun şu an. Ha, evet, okay. Evet. Aa, kırmızı yanıyormuş. Yok. Evet, evet, kırmızı yanıyormuş. Aman aman. Evet. Babam da öyle ha. Konuşurken böyle geçen yeri... Ben yeşil yandı zannettim. Ha, yok fark etmez. Ama geçen iki kere kırmızıdan geçti. Konuşa konuşa böyle konsantre olamadan... Yok Amsterdam. Oradaki cezalar nasıl? Pii. 600 lira kırmızıdan geçmeyi. Vay 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 vay. Lira ya. Mı? Lira. Lira lira yani 100 euro. Anladım. Ha. Evet bravo. Kurlarımızı biliyoruz efendim. Peki şeyden bahsediyorduk. Cazdan bahsediyorduk. Evet. Bir dakika. Arkadaş daracık yol ve öyle süratli geliyorlar ki. Tüket derler ya. Çekilin lan. Yapamıyoruz işte. Arabayla aran nasıl? İyi. Sürerim mesela. Valla mı? Yok ama hiç İstanbul'da sürmedim. Ama konsantre olarak konuşmam ama. Ya, tamam yola o zaman sadece. Tamam. Işte yani. Öyle ama deyince ben vermeyeyim. Okay. Daha iyi. Yoksa güzel olurdu burada kırmızı kırmızı. Okay, okay, cool. Peki ne yapmak gerekiyor? Yani buradaki halkı nasıl uyandırmak gerekiyor? Bu yaptığın esmerim biçim biçim ya da işte ne bileyim jest olduğu yorumlamışsın. Hı-hı. Yine o şekilde. Hı-hı. Biraz yorumlar mısın onu burada? Halkı nasıl... Nasıl sevdirmek gerekiyor o tarz müziğe? Bilmiyorum yani şey... Ben şuna inanıyorum. İnternet gerçekten dünyanın sınırlarını açtı ve bulan buluyor. Ve benim hedefim şey değil yani çok popüler oluyorum, çok böyle. Tamam. Öyle şey hedefim yok. Benim hayatın hedefi yani sağlıklı olmak, mutlu olmak ve yani sevdiğim müziğimi yapmak istiyorum. Ve müzik yapmayı da çok seviyorum. Halkı yani sizin dediğiniz beni bulsan ne güzel bana ay ama ya onların şey yani evet evet herkesin zevki ilgi alanı ya, ve tabii. Zevki peki şeye gelmek istiyorum yaptığınız bir yaklaşık 40 gösteri yaptınız belki de 40'tan daha fazla gösteri derken şey açısından söylüyorum konser Ahmet Ertegün'ün hayatıyla alakalı. Evet, o projeden evet. Biraz bahseder misin? Tabii. Çünkü çok önemli nüanslar var orada. Çok, evet. O ilk nüanslardan dolayı da ben o hikayeyi anlatmak istedim zaten. Evet. İşte... Orada bayağı tiyatro gibi. Bayağı. Biz ne yaptık? Biz Türkiye'nin... Biz kaçırmışız işte onu. Bayağı. Fark etmez, fark etmez. Ama izlemek isteriz. Var mı? Olacak mı tekrardan? Bilmiyoruz. Valla öyle çok... Bir kere İstanbul'da zorlu PSM'de yaptık. Çok evet. Güzel işte tükenmişti. Ondan sonra çok talep mi diyorlar? Çok istek, evet, istek. Olduğu için ikinci kez yaptık. Aha. Ondan sonra tabii ki ben kendi projelerimi, kendi müziğimi de çok devam etmek istedim. Yani evet. Belki bir gün bir daha yaparız. Haber ederim size. Süper. Ama bu çok niye enteresan bir projeydi? Çünkü bir, Türkiye'de çok yani cazı bilmeyen de Ahmet Ertuğrul'u bazen bilmiyorlar. Evet. İşte dünya çapında işte Atlantic Records plak şirketinden mesela Led Zeppelin, Aretha Franklin, Eric Clapton,
Phil Collins. Evet, Rolling Stones. Ve çoğu kişi bilmiyor. Onların arkasında bir Türk biri var. Evet. Yani ve o Ahmet Ertuğrul'u Türkiye'ye de gönderen de babası büyükelçi olarak Atatürk yolluyor. Atatürk büyükelçi olarak babasını gönderiyor Amerika'ya. Gönderiyor, yolluyor. Ahmet aynen Washington'a. Ahmet orada caz müziğe aşık oluyor ve öyle evlerinde evet evlerinde caz konserler vermeye başlıyorlar. Ve böyle plak şirketi ya, açıyor. Oradaki muhabbet o kadar güzel ki o ırkçılıkla mücadele konusundaki... Ya bu hikaye öyle çok şeyleri var ki ama o hikaye çok enteresan. Çünkü niye evinde konser vermeye başlıyor? Çünkü dışarıda o müzisyenlerle buluşamıyorlar. Ve ilk evde verdikleri konser... O siyahi müzisyenler... Siyahi müzisyenler... Kapıdan içeri alınmıyorlar. Yok, hayır yani... Kendileri mutfaktan giriyorlar. Ahmet mutfağa gidiyor. Ya siz niye ön kapıdan girmiyorsunuz? Ya diyor, bu dönemde diyor Amerika'da biz siyahi olarak ön kapıdan giremiyoruz. Yani bu hukuk bize ona onay vermiyor. Evet. Yani. Ondan sonra işte Türk büyükelçi Amerika'da ilk siyahi ön kapıyı açan kişilerdi. Evet, ve Martin Luther King özel Türkiye'ye bile mesajlar yolladılar teşekkür etmek için. Yani bu böyle Amerika'nın Türkiye'nin tarihi öyle önemli bir şey ki. Ve biz sahnede tabii ki bunları anlattık. Müziklerle hikaye müziklerle böyle kombin etti bütün skripti ne diyorlar ben yazdım işte 12 sayfa söz aklıma ondan sonra o şarkılar falan ve ama hikaye Atatürk'ten başlıyor öyle anlatayım ve Atatürk olmasaydı şey orada Rolling Stones mesela olur muydu? Çünkü o zaman Ahmet Ertuğrul onları keşfetmezdi belki. Belki ya, de. Öyle bir şey var. Evet evet şey bir döngü var. Var orada çok evet, çok önemli aynen. Bir nüans hakikaten. Yani müthiş noktalar ve hani bilmediğimiz bazı tarihsel noktalar var. Bunları bu ne denir? Müzikal diyebilir miyiz buna? Müzikal yaptınız siz resmen. Gibi ama dans yoktu. Dans yoktu. Yok. Okay. Tiyatro ve müzik karışımdı. Anladım. Evet. Ola ki izleyemeyeceğiz, yapamayacaksınız, yapmadınız. Biz bunu YouTube'da falan bulabiliyor muyuz? Çekildi mi? Yok ama herkes tabii ki Ahmet Ertuğrul'u araştırabilir. O ayrı bir mevzu ama sizin yapalım yaptığınız ya, konseri daha. Şimdi izlemek ha. ve görmek isterdik. Bunun YouTube kaydının belli bir zaman sonra bence yayınlanması çok da güzel olurdu diye düşünüyorum. Okay. Tamam. Yapalım. Tak tak diye bir ses geldi. Ya bir set telefonu işte. Tamam. Okay. Ben de diyorum dışarıda aramayın. Yok yok. Peki bizi neler bekleyecek? Senin hayallerin neler? Şu anda biz Aralık, yani şu anda tur içindeydim. Hollanda'da tur var şu anda. Evet. Yarın ve öbürsü gün yine 3 tane konserim var. O çok güzel gidiyor. Hepsi sold out. Ondan sonra Aralık'ta Türkiye turneye başlayacağız. Ama ondan önce daha Kazakistan'a gideceğiz konser için. Hmm. Ve Türkiye turunda 14 tane konser vereceğiz. Vay. Türkiye'de. Süper. Bursa'dan Adana'ya, Trabzon'dan Denizli'ye. Müthiş. Baya 14 konser olacak Aralık'ta. Onu hazırlanlık yapıyorum. Hazırlanıyorsun. Hazırlanıyorum. Evet. Ve ondan sonra Almanya'ya geçeceğiz. Ve Belçika'ya 2020'de. Evet. Ve ondan sonra nereye gideceğiz? Döneceksin. Döneceğim. Ha, okay. Şuradan bir... Ve ondan sonra Nisan'da New York'tayım bir ay. Orada konser işte. Öyle. Bayağı koşturmaca. Ya konserler ve şey tabii ki reklam müzik prodüksiyonlara devam ediyorum. Hakikaten hiç boş vaktin yok. Hiç. Ya bir Ocak'ta bir 10 günüm var diyorum nereye bakar mısın? Gideyim? Ocak'ta bir 10 günüm var. Evet. Yani şu anda bir konser teklifi gelmese. Vay be. Evet ya. Müzik tarzın ağırlıklı olarak diyeceğim caz olduğu hı-hı, için. Hı-hı. Caz ve blues. Blues da söylüyorsun. Şimdi bunların ikisi farklı, çok hani farklı dallar, tarzlar. Baktığın zaman cazla blues'u nasıl ayırt edebiliyorsun? Oo, kolay. Şimdi mesela caz çok stilin kapsamlı. Evet. Yani blues onun bir parçası. Bebop var, swing var, light jazz var. Yani o blues onların da bir parçası. Aha. Yani caz oluyor.
Anladım. Ama şimdi şöyle şeyler okudum ben bugün. Cazla bluzu esprili bir şekilde ayırmışlar. Okey, siz anlatın. Diyorlar ki bluzun ayakları yere basıyor. Evet. Caz kanatlanıp uçuyor. Güzel anlattılar. Ama ya. Yeah. Bluzda 3 nota vardır. 3 milyon kişi izler, dinler. Evet. Cazda 3 milyon nota vardır. 3 kişi izler. Güzel anlatmışlar. Yani bunları gördüm. Evet, evet. Çok hoşuma gitti. Caz başka dünyalara. Blues kafanın içinde anılara. Aa, çok güzel. Doğru mu? Doğru. Tabii ki doğru. Bunlar çok güzel, yani dışarıdan anlatım evet. Tabii ki. Ben tabii ki bütün şeylere teknikten de bakıyorum. Tabii sen teknikten blues, gidiyorsun. Blues her zaman 12 ölçüdür. Caz hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz değil mi? Çünkü öyle bir uçuyorsun ki evet, ona, evet, her aynen, yere gidebiliyorsun. Aynen, aynen. Özgürsün. Evet. Ama blues'ta da ben mesela özgür oluyorum. Ama ya. O da senin müzik tarzın işte. Yani. Yani. Peki ya, tanıdığıma çok mutlu oldum. Bu arada arabamızın böyle küçük küçük özellikleri vardır. Sen şimdi piyano çalıyorsun. Piyano haricinde başka enstrüman çalıyor musun, hiç denedin mi? Evet, gitar denedim. Gitar. Olmadı. Olmadı. Yok. Ondan sonra az mı? Mızıka. Mızıka mı? Harmonika. Holy moly, yeah yeah yeah. Siz çalıyor musunuz? Yani. Okay. Onu biraz denedim işte. Seninle bir şey yapacağız şimdi. Okay. Sana benim bir hediyem var. Senin de bize bir hediye. Evet. Bize değil de dinleyenlerimize hediyelerin var. Okay. Ben sana bizim hediyemizi vereceğim. Şurada arkaya uzanabilir misin? Mont'un şeyin altında küçük sizin yörelere yönelik bir, yok bir şey, müzik aleti. Blink diye ses çıktı. Şurada mı? Düştü mü? Bakayım. Şöyle ben yapalım. Ben onu bilirim. Bilir misin bunu? Tabii. Yani çalmayı... Ne bu, biliyor musun? Şeyden geliyor değil mi? Nereden? Ege yöresi, evet. Akdeniz, oralarda sipsi. Biraz daha ağzının içine doğru al. Sen flüt falan çaldın mı? Yo, klarinet çaldım bir ara. Klarinet çaldın, ha. Onu da çözmem lazım, notalar. Senin çöz story at. Efendim? Çözüp story at. Tamam. Instagram. Bizim de hediyemiz ama var. Ama hikaye bekliyoruz, evet. Hediyemizi okay, okay. Alalım şimdi. Böyle. Amsterdam, Holland. Yeah. Teşekkür ederim. Aa, kaç tane hediye burada? Bu şimdi ne? Bu ne? Aç. Açayım. Açmayayım bunu, yok, verelim, tamam. Hediye edelim. Tamam, birazdan birbirlerini açın o zaman. Tamam, bu nedir? Lale. Evet. Tohum. Küçük küçük hediye yine içinde var böyle. Aa. Ya ama süper. Sonra da açın. Ama yola bakın ha. Yok, yola bakıyorum. Okey, başka içinde mi var? Başka içinde ne var? Tamam, şöyle yapalım mı? Ben tutuyor mu? Sen bunu al. Okay. Sen bize göster. İşte, tamam. Ben şimdi araba kullanayım. İçinde böyle ayakkabı. Aa. Ya. Harika. Ondan sonra içinde Hollanda ayakkabıları. Ne deniyor bunlar? Aa, bir dakika, lale geldi. O da lale, tahta lale. Tahta. Evet, lale Türkiye'den mi, Amsterdam'dan? Bakayım, tahta mı gerçekten? Tahta. Tahta. Böyle şey var ya, işte ne diyorlar? Hava, su. Tahta. Ve albümüm. Ve albüm. Arkadaşlar, bu hediyeler kırılmadan sahiplerine ulaşmalı. Çok şekerler. Vereyim bunu mi? Yine yerine koyalım. Okay. Şunu alalım. Teşekkürler, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Karsu, evet. hediyelerini ama buraya koyayım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve ben sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Rica. Ondan sonra onunla çalışmanı yapıp, evet, bize bir hikaye atarsan tabii. Çok çok mutlu oluruz. Onun haricinde sen neler söylemek istersin? Hem sevenlerine hem programımızla alakalı. Teşekkür mikrofon ederim. Beni davetiye ettiğiniz için. Davetiye ettik biz seni. Evet. Tabii. Geri gelelim bir kere. Herkese selam. Umarım konserde Aralık'ta görüşürüz.
Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel. Evet. Bu şey stadı değil mi? Beşiktaş. Beşiktaş. Eski stadına gittim ben. İnanılmaz güzeldi. Eski stadı derken? Bunun eski haline. Eski. Evet. Evet. Eski haline. Ona gitmiştim. Köfte ekmek yedim. Köfte ekmekti. Maçlarda yani fix ya. Fix. Fix menü. Çok zevkli. Restoranda belirdim. Tükürük köftesi derler bilir misin? Tübe tübe. Niye? Neden? Ya işte onun esprisi de oradadır. Oo, hani okay. O köfteyi yaparken ellerine tükürür ya adam. Benim... Geçen benim trompetçim Randall Haya konser sonrası işte normalde biz yemeğe gideriz. O niyeyse dışarı gitmiş böyle bir araba bulmuş. Birisi köfte satıyor. Halen onu konuşuyor. Ama onun kokusu. En iyi köfte. Tabii. En iyi köfte. Zevklidir. Ona tükürük köftesi derler gerçekten. Tamam ama onu anlatmayacağım. Tebrik ediyorum. Ödül aldın. Evet, ya, teşekkürler. Magazin gazetecileri derdi. Evet, evet. Evet. Onu konuşalım. En iyi sanat elçisi Türkler için yurt dışında. Kesinlikle. Tebrik ediyorum. Thank you. Ya, güzeldi. Çok inanılmaz güzel bir geceydi. Şarkı söyledin mi orada? Evet evet iki şarkı söyledim. Harika. Ya öyle. Ama sadece iki saat yatabildim. Şimdi başka radyom. Lan! Öyle bir geliyor ha. Kızıyor ha. Yani. Türkiye'de acayip şeyler. Hele taksiciler. Evet ya. Ve kemer takmıyorlar. Çözmüş hemen. 2 dakikada. Geldik. Ben bir fotoğraf alayım. Tamam. Bitirelim. Patates. Hani peynir derler ya. Aa anladım. Biz de patates. Çok mersi. Bakmayacağım de orada. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim hediye için. Ben teşekkür ediyorum. Merci. Dene. Deneyeceğim. Hadi bay bay.